Herkese merhabalar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. Bize en sık gelen sorulardan bir tanesi de ben Amerika'nın herhangi bir yerinde ilticaya başvurabilir miyim şeklinde. Şimdi size bu konuyu açıklayacağım. Evet, Amerika'da sadece 8 tane iltica ofisi bulunmaktadır. Bunlar Chicago'da, New Jersey'de, New York'ta, Miami'de, Arlington'da, Houston'da, Los Angeles'ta ve San Francisco'dadır. Ancak ilticaya başvurmak için illa bu 8 alanda olmanıza gerek yoktur. Hangi iltica ofisinin sizin dosyanıza bakacağına şu şekilde karar veriliyor. İltica başvurunuzu yaparken bir form var. I-589 denilen. Bu formda adresinizi yazıyorsunuz. Sizin yaşadığınız adrese göre o alana bakan iltica ofisi hangisi ise o ofis sizin dosyanızı alıyor. Şöyle bir örnek verebilirim mesela. Örneğin San Diego'da iltica ofisi bulunmamaktadır. Eğer siz San Diego'da yaşıyorsanız Los Angeles yani Anaheim'daki iltica ofisi sizin iltica ofisiniz olacaktır. Yine başka bir örnek vermek gerekirse, örneğin Las Vegas'ta iltica ofisi bulunmamaktadır. Yine Anaheim, Los Angeles'a yakın olan Anaheim'deki iltica ofisi sizin iltica ofisiniz olacaktır. Eğer Florida'da yaşıyor iseniz, Miami'deki iltica ofisi sizin iltica ofisiniz olacaktır. Çünkü Florida'daki tek iltica ofisi oradadır. San Francisco İltica Ofisinin baktığı alan aslında çok geniş. Güneydeki Bakersfield şehrinden yukarıdaki Seattle'a kadar bütün bu alanı kapsıyor San Francisco İltica Ofisinin baktığı coğrafya. Evet, yani son kez tekrar söyleyeyim. Sizin yaşadığınız alana bakan iltica ofisi hangisi ise sizin görüşmenizde o iltica ofisinde olacaktır. Yani bize en çok gelen sorulardan bir tanesi olan ben Amerika'da bu 8 yerde mi yaşamak zorundayım sorusunun cevabı hayır. Burada yaşamak zorunda değilsiniz. Amerika'da nerede yaşarsanız yaşayın size bakacak bir iltica ofisi vardır. Büyük şehirlerde genelde yaşamak tabii ki çok daha pahalı olabiliyor. O yüzden bu soru sanıyorum bize çok sık geliyor ama umarım cevabını bu videoda almışsınızdır. Bu tarz kısa videolar gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler, iyi günler.